hafta kazanım değerlendirme sınavımızın dördüncüsü için sizlere 10 tane soru hazırladım. Çoğunluk soruları 3. ünitenin 1. konusunda ama 1 ve 2. ünite ile ilgili kaç soru var. Şimdi soruları cevaplayalım bakalım. Kalemimizi de alalım. Gerçi bu soruda kalemi fazla gerektiğini yok ama yine de tik koymamız bizim için yararlıdır soru çözerken. Aşağıda bir cismin ağırlığının hem ayda hem de dünyada ölçümüne ilişkin görsel verilmiş. Dinamometreler özdeştir ve her bir bölmesi 10 N ölçmektedir. Yani buradaki K cismi ayda 10 N ölçülmüş. Dünyada ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60 N ölçülmüş. Bu bize neyi ispatlıyordu hatırlarsanız dersen? Yani dünyadaki çekim kuvvetinin aydaki çekim kuvvetinden 6 kat fazla olduğunu. Neden 6 kat fazla dünyadaki çekim kuvveti? Ağırlık yani yer çekimi kuvveti cismin kütlesiyle doğru orantılıydı. Cismin kütlesi ne kadar büyükse o kadar büyük bir çekim kuvveti vardı. Şimdi soru köküne bakalım. Aşağıdakilerden hangisi? K cisminin ağırlığının dünyada ve ayda farklı olmasını kanıtlar. Evet, zaten söylediğim için kesin cevabı buradadır. Dünyada yer çekiminin yönü yerin merkezine doğrudur. Bu bilgi doğru bir bilgi ama bize bu farklılığın sebebini soruyor, almıyoruz. Cisme uygulanan yer çekimi kuvveti ayın her yerinde aynıdır. Bu da doğru bir bilgi ama bizim istediğimiz cevap bu değil. Bize kanıt istiyor. Neden dünyada aya göre daha fazla? Kütle değişmeyen bir madde miktarıdır. Evet, bu da doğru bir bilgi ama bizden istediği cevap bu değil. Kütlece farklı gök cisimlerinde ağırlık farklı ölçülür. Evet, istediğimiz cevap burada. Kütlesi farklı olan gök cisimlerinde ağırlık farklı ölçülür. Çünkü kütlece farklı olan gök cisimlerinin uyguladığı çekim kuvveti farklıdır. Büyük olan gök cisminin uyguladığı çekim kuvveti daha büyük olur. Deniz dedik. Geçelim ikinci soruya. İşle ilgili bir soru. Yukarıda verilen durumlardan hangilerinde fen anlamında iş yapılmıştır? Fen anlamında iş yapılabilmesi için biz bir kuvvet uygulamamız lazım. Ve uygulanan kuvvet doğrultusunda cismin hareket ediyor olması lazım. Aynı doğrultuda gidiyor olması lazım. Yani belli bir mesafe yol aldırmamız gerekli. Kuvvet çarpı yoldu bu arada. İşin formülü. Hatta hazır bunları yazmışken kuvvetin birimi Newton'du. Yolun birimi metre veya kilometre olarak yazabiliriz. İşin birimi de kuvvet çarpı yolun birimi Joule'du. Bu bilgi de burada dursun aklınızda. Fen anlamında iş yapılabilmesi için kuvvet uygulanmalı ve uygulanan kuvvet doğrultusunda cisim hareket etmeli. Şimdi bu gördüğümüz adam el arabasını itiyormuş, hareket ettiriyormuş. Ne tarafa doğru itiyor? Doğuya doğru. El arabasını ne tarafa doğru hareket ediyor? O da doğuya doğru. Yani uyguladığımız kuvvet doğrultusunda cisim hareket ediyor, iş yapılmıştır. Kutuyu yerden alıp yukarıya doğru kaldırmak. Şimdi bizim bu adam yukarı doğru bir kuvvet uyguluyor. Peki kutu ne tarafa doğru hareket ediyor? Yani uygulanan kuvvet doğrultusunda mı hareket ediyor? Evet. Yani bu adam da iş yapmıştır. Duran futbol topuna vurmak yer çekimine karşı iş yapılır. Çünkü bütün sporlarda, toplu sporlarda bir topa vurduğunuzda top vurulan doğrultuda yani uygulanan kuvvette hareket edecektir. Yani bu da iş yapılır. Fakat öğrencinin çantasını düz yolda sırtına sallamadan taşıması iş yapmış sayılmaz. Neden? Hatırlarsanız uygulanan kuvvet yani bu adam çantayı sırtında nasıl taşıyor? Yukarı doğru taşıyor değil mi? Yani çantası sırtında durabilmesi için yukarı doğru kaldırıyor bir nevi sırtında olduğu için. Fakat ne tarafa doğru hareket ediyor? Batıya doğru. Yani çanta batıya doğru gidiyor ama adam uyguladığı kuvvet kuzeye doğru. Bunlar aynı doğrultu değildi. Aynı doğrultuda olması lazım yapılan fen anlamında iş olması için. Yani 4'ü almıyoruz ama 1, 2, 3'ü alıyoruz. Cevap Ceyhan diyoruz ve geçiyoruz 3. soruya. Yine iş sorusu. Bir önceki formülden hatırlarsanız iş uygulanan kuvvet ve alınan yolla bulunabiliyordu. Yol dediğimiz ağırlık da olabilir. Özür dilerim. Kuvvet dediğimiz ağırlık da olabilir. Çünkü ağırlık neydi? Yer çekiminden kaynaklı uygulanan
kuvvetli. Özdeşmiş KLMN cisimleri eşit yükseklikte rafları olan dolapta bulundukları yerlerden alınarak şekilde belirttiği gibi üst rafları kaldırılıyor. Buna göre hangi cisim üzerine yapılan iş en fazladır? Bunlar özdeşmiş. Yani özdeş ne demek? Hepsi aynı ağırlıkta demek. Kuvvet değişim yok. Yani ağırlık değişim yok. Sadece bunların hangisine daha fazla yol aldırmışsam ona daha fazla iş yaptırmışımdır. Bize en fazlayı soruyor. K 1 raf yukarı çıkartılmış. L 2 raf yukarı çıkartılmış. M 3 raf yukarı çıkartılmış. N 2 raf yukarı çıkartılmış. Yani en fazla yapılan iş 3 kat yukarı çıkartılan M'dir. Cevabımız Ceyhan. Ve geçiyoruz 4. soruya. Halter sporu genel olarak iki durumda gerçekleştirilir. Hatta hatırlarsanız göstermiştim size halterle ilgili spor. Naim Süleymanoğlu'nun cephe halterini. Nasıl yapıyorlardı onlar hareketini? Ağırlık ilk başta zeminden yukarı doğru kaldırılır. Zeminden yukarı doğru bir kaldırılan bir ağırlık. Sonra yukarıda başının üzerinde bir süre tutuyor. Hangi zamanlarda iş yapılır veya yapılmaz bunları derste anlattık. Biz doğruyu arıyoruz burada. Bakalım. Halteri kaldırırken iş yapar. Evet. Bu doğru bir şık. Her iki durumda da iş yapar. Hayır. Biliyorsunuz ağırlık yukarı kaldırırken yer çekimine karşı iş yapmış sayılır. Çünkü ağırlığı yukarı doğru kaldırıyoruz. Ve kuvvetimizi yukarı doğru uygularken cisim de yukarı doğru hareket ettiği için iş yapmış sayılıyoruz. Ama ağırlığı başın üzerinde bir süre tutulurken biz yukarı doğru kuvvet uygularken ağırlık başımızın üzerinde beklerken cisim yani ağırlık hareket etmediği için kuvvetle aynı doğrultuda hareket etmediği için fen anlamında iş yapmış sayılmıyor. Yani cevabımız o yüzden Adana, diğerleri ise olmaz çocuklar. Geçelim 5. soruya. Mayozla ilgili bir soru. Mayozla ilgili bursluluk sınavında kesin zaten bu tarz sorular çıkacaktır. O yüzden mayoz, mitoz bunları mutlaka biz ilerleyen konularda unutmamamız için tekrar etmemiz gerekli. Hangisi doğrudur? Mayoz bölümü. Nereden anladık biz bunun mayoz bölümü olduğunu? Burada gördüğünüz gibi homolog kromozomlar arasında parça değişimi, gen alışverişi söz konusu. Bakın kırmızı kromozom maviden, mavi kromozom da kırmızıdan almış. Bu kromozomların çiftine biz homolog kromozom diyorduk. Homolog kromozom nereden geliyordu? Biri anneden geliyordu, biri babadan geliyordu. Bu kromozom çiftine homolog kromozom diyorduk. Şimdi soruya bakalım, doğruyu arayacağız. Yalnız mayoz bölünme de görülür. Evet, parça değişimi, gen alışverişi, İngilizce olarak crossing over diyorduk. Bu mayoz bölünme de görülür. Homolog kromozomlar arasında parça değişimidir. Bir tür içinde kalısal çeşitliliğe neden olur. Evet, parça değişimi sayesinde bir türün içerisinde örnek verecek olursak, insan türünün içerisinde birbirinden farklı canlılar, bireyler meydana gelir. Eğer bu şekilde parça değişimi olmasaydı, bütün insanlık tek tip olurdu. Yani herkesin fiziksel özellikleri aynı olurdu. Bunu da derste söylemiştik hatırlarsanız. Yani cevabımız Denizli. Geçelim 6'ya. 6. soru yine mayozla ilgili bir soru. K hücresinde meydana gelen bir hücre bölünmesi aşağıdaki gibi modellenmiştir. Ben bunun mayoz olduğunu nasıl anladım? Başlangıçta iki en kromozomlu bir hücre, 4 tane hücre oluşmuş, bölünmüş. Bu kromozom sayısı n olmuş. O zaman bu kesin mayozdur. Bunlar 4 tane hücre oluşmuş. Oradan mı bildiniz hocam? Hayır çocuklar. Mayozun en spesifik özelliği yani en önemli ayırt edici özelliklerinden biri kromozom sayısının yarıya inmesi. Yani burada 2n yazsaydı bu kromozomlar ben buna mayoz diyemeyebilirdim. Yani demezdim daha doğrusu. Bu bir mayoz bölünmesidir. Peki mayoz bölünme nerelerde gerçekleşir? Üreme hücrelerinde, sperm hücresi, üreme ana hücreleri, özür dilerim buraya dikkat edelim. Üreme ana hücrelerinde gerçekleşir. Sperm ana hücresi, sperm ana hücresi dedik. Ondan sonra yumurta ana hücresi, polen ana hücresi. Bunlar üreme ana hücreleriydi. Sadece bunlarda ne gerçekleşiyordu? Mayoz bölünme gerçekleşiyordu. K
sperm hücresi olabilir diyor. Hayır, K sperm hücresi olamaz. K sperm ana hücresi olabilir. Buraya dikkat edelim. Yani mayoz bölünmeyi kim geçiriyordu? Sperm ana hücresi, yumurta ana hücresi, polen ana hücresi. Yani mayoz bölünmeyi geçiren hücre ana olacaktı. Oluşan hücreler üreme hücreleri. Yani oluşan bu hücreler sperm hücresi olabilir. Yumurta hücresi olabilir. Polen hücresi olabilir. O yüzden K sperm hücresi olamaz. Sperm ana hücresi olabilir. Buraya lütfen dikkat edelim. Mutlaka burada atlayacak sazanlar olacaktır tahmin ediyorum. Ama umarım çoğunuz atlamazsınız. Kesinlikle bir hayvan hücresidir. Buna kesin diye bir şey söyleyemeyiz çocuklar. Niye? Bu polen hücresi de olabilir. Yani bitki hücresi de olabilir. Şekil hücresi de olabilir. O yüzden cevap sadece 2 yani Adana. Geçiyoruz 7. soruya. Zeynep mitoz bölünmeye ait bazı özellikleri aşağıdaki oyun kartlarının üzerine yazmıştır. Zeynep kaç numaralı kartta hata yapmıştır diye soruyor. Burada önem vereceğimiz nokta mitozun altını çizelim. Mitozda iki yeni hücre oluşur. Kromozom sayısı değişmez. Tek hücrelerde üremeyi sağlar. Çok hücrelerde büyümeyi, gelişmeyi, bitkilerde de üremeyi sağlardan kullansak. Kalıtsal çeşitlilik sağlar demiş. Hayır. Kalıtsal çeşitlilik ne sağlar? Mayoz bölünme. Geçiyoruz. Adana dedik. 8. soruya. Diken 30 kromozomlu bir hücre 20 dakikada bir mitoz geçiriyormuş. Buna göre 1 saat sonunda bu hücre ve oluşacak yeni hücrelerin kromozom sayılarındaki değişim. Yani diyor ki 1 saat. 1 saatte kaç tane 20 dakika var? 3 tane. O zaman bu hücre 1 saatte 3 kere mitoz geçirmesi lazım. Bu birinci 20 dakika. Bu ikinci 20 dakika olsun. Şunu şöyle çizelim. Bu da üçüncü 20 dakika olsun. Şunları ekleyeyim. Sonra hocam bana mırın kırın demeyeyim. Yani 1 saat sonunda 3 kere mitoz geçireceği için 2, 4, 6, 8 tane hücrenin oluşması lazım. Fakat bu hangi bölünme çeşidi, hangi hücre bölünme çeşidi? Mitoz. Mitoz bölünmede kromozom sayısı değişmez, sabit kalır. Aynı Ceyhan'da olduğu gibi. Lütfen bu soruya da dikkat edelim. Umarım buna da sazanlık edip Adana'ya atlamamışızdır. Devam ediyorum. Ceyhan dedik geçtik. 9. soru. Bir öğrenci bitki ve hayvan hücrelerinin bazı özelliklerini karşılaştırarak aşağıdaki tabloyu hazırlamıştır. Hücre duvarı, koful, şekil, kloroplast diye. Bu öğrenci çalışmasının doğru olabilmesi için tabloda hangi değişikliği yapmalı? Yani bir yerde hata yapmış. Bakalım. Hücre duvarı bitkide var. Var. Hayvan hücresinde yok. Ama burada var demiş. O cevabı bulduk dedik. Hemen bakalım. Hayvan hücresinde hücre duvarının yok olması gereklidir. Öyle yazılmalıdır. Cevap Adana. Diğerleri zaten doğru. Geçelim. Hemen geçmek istemiyorum. Bunları da hatırlayın. Koful, bitki hücresinde büyük, miktarı az sayıda, hayvan hücresinde küçük ve miktarı çok sayıdaydı. Bitki hücresi köşeli bir yapıya sahiptir. Hücre duvarı olduğu için hayvan hücresi yuvarlak bir yapıya sahiptir. Hücre duvarı olmadığı için. Bitki hücresinde kloroplast var. Çünkü bitki hücresi ne yapıyordu? Fotosentez yapıyordu. Yani besin oksijen üretiyordu. Ama hayvan hücresi kloroplast olmadığı için fotosentez yapamıyordu. Bunları da hatırlayalım. Geçelim 10. soruya. Dünya, evren, uzay kavramlarının büyüklüklerine göre aşağıdaki gibi modellenmiştir. Sıralayacağız. Dikkat ederseniz en geniş kavram, yani en büyük kavram 1. Daha sonra 2, o onun içerisine alıyor. 3 de en küçükleri. Yani hatırlarsanız dünyayı da içerisine alarak bütün uzayı kapsayan kısmı biz evren diyorduk. Dünyanın dışında geri kalan gökyüzündeki her şey bizim için uzaydır. Dünyayı da bizim yerleştirmemizi istiyor. Bu kelime kavramlarına göre en küçük dünya. Yani 3 dünya olacak, 2 uzay olacak, 1 de evren olacak. Bunu da unutmayalım çocuklar.
Evren dünyanın da içine alındığı bütün her yer demek. Uzay ise dünya hariç gök cisimlerini veya boşluğun hepsini kastediyorduk. Deniz diyoruz cevaba. Umarım 10'da 10 yapmışsınızdır. Bir sonraki değerlendirme sınavında görüşmek üzere. Bay bay.